Paris. Ve Paris'in sembolü Eiffel Kulesi. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Estetiğiyle insanları cezbeden bu kule aynı zamanda gerçek bir mühendislik harikasıdır. Özellikle de dayanıklılığı açısından. Çünkü kule en güçlü rüzgarlara ve sarsıntılara karşı rahatlıkla dayanabilir. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa un solo. Eiffel Kulesi'nin bu tasarımının ilham kaynağı ise çok ilginçtir. Kule, insan vücudundaki bir kemikten esinlenerek tasarlanmıştır. Bu, insan ağırlığının önemli bir bölümünü taşıyan güçlü uyluk kemiğidir. ...1850'li yılların başında anatomist Hermann von Meyer insan iskeletini incelerken ilginç bir gerçeği fark etti. Uyluk kemiği dikey konumdayken tam bir ton ağırlığı kaldırabilecek kadar güçlüydü. Ve kemik birbiri içine geçmiş kafes şeklindeki minik çubuklardan oluşuyordu. ...1866 yılında İsviçreli mühendis Karl Kuhlmann da kemikteki bu yapının çok ince bir plana dayandığını fark etti. Kafes şeklindeki bu çubuklar kemiğin üzerinde oluşacak yük ve basıncın etkisini azaltıyordu. Çünkü çubuklar, insan ayakta durduğunda kemiklere etki eden kuvvet hatları boyunca düzenlenmişti. Mühendis Kuhlmann bu yaratılış mucizesinin modern mimaride de kullanılabileceğini düşündü. Ve Eiffel Kulesi tıpkı uyluk kemiğindeki gibi kafes örgülerle inşa edildi. Allah'ın insan bedenindeki bir mucizesi teknolojiye ilham kaynağı olmuştu. Günümüzde inşaattan sağlık sektörüne kadar birçok alanda doğadaki bilgilerden yararlanılıyor. Ve bu bilgiler yeni bir bilim dalını ortaya çıkarmış durumda. Biyomimetik. Biyomimetik bilimi doğadaki tasarımları inceler. Ve bu tasarımları örnek alarak çözümler üretir. Doğadaki tasarımların teknolojiye ilham verecek kadar mükemmel olmasının nedeni ise tüm bunların Allah'ın eseri olmasıdır. Yüce Allah sonsuz bilgisinin örneklerini yarattığı varlıklarda göstermektedir. Bu filmde biyomimetik biliminin örneklerini göreceğiz ve doğanın ne kadar büyük bir yaratılış delili olduğunu inceleyeceğiz.